Evet Ayşe abla bizim engelli spor camiasında en büyük sıkıntımız sponsorluktu. Ee, bu yüzden dolayı da ben e, Garanti Bankası Genel Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlara e, burada seyircilerimizin önünde tüm engeller adına 8,5 milyon kez teşekkür ediyorum. Biz de çok çok Tabii teşekkür kendi ediyoruz. Sponsorumuz sevgili Rahmi Mustafa Koç'a da bir koç Holding'e de koç ailemizi de. Teşekkür ediyorum. Güzel. Dilerim ki bu sponsorluklar yani engelli sporuna sponsorluklar bu ülke ülkemizi çoğalsın ve engellilerin e, başarı oranının çıtası daha fazla yükselsin. Evet cevap alıyoruz herhalde Başkan. Biz de hemen orada bir e, araya girmek istiyorum başkan. Bir belgesel hazırlattık. Tekerlek, sandalye, basketbolunu Anlatıyor ve tanıtıyor. Burada işte Beşiktaş'ın e, hocaları var, Galatasaray'ın var, Milli Takım hocaları var, sporcular var. E, Sayın Fikret Orman var, Ünal Aysal Bey var. Fikret Orman Bey'in konuşmasında Rami Koç e, ön plana çıkıyor. Biz de kullandık çünkü biraz önce söyledim ya kulüplerin kazanımı bizim federasyonumuzun evet. kazanımı, ülkemizin kazanımı. Evet. Dolayısıyla biz de unutmadık. Sayın Başkan burada Beşiktaş taraftarlarına da bunu e, duyurmak istedim. İnşallah en kısa zamanda e, yayınlanacak. Altyazı da yaptırdık İngilizce altyazı. Belki yurt dışında bu tür belgesellerle katıldığımız e, yarışmalar var. Festivaller var. Belki e, orada da katılabileceğimiz bir eser olabilir diye düşünüyoruz bakalım bundan sonra amputa futbola böyle güzel. bir belgesel çektireceğiz. bulduğumuz sponsorluk tekerlek sandalye basketboluna amputa futbolda maalesef hala sıkıntımız devam ediyor İnşallah ama oraya, orada evet. da Türkiye Futbol Federasyonu'na çok teşekkür ediyoruz çünkü hemen hemen bütçesinin yarısını onlar karşılıyorlar giderlerinin yarısını onlar karşılıyorlar hem işte Futbol Federasyonu Başkanımıza hem de bu işi başlattığımız Sayın Haluk Uluso'ya buradan da teşekkür etmek istiyorum. Evet, Sevgili biz, Başkanım, şimdi bu sponsorlukta sponsor siz de bunu hak ediyorsunuz ve başarılarınız evet. da var. Bize 2013'te kazanmış olduğunuz niye size sponsor <laughs> oldular? Çünkü sizin başarılarınızla onlar da gerçekten katma değer. Farkındalık her yönde oluyor. Sporcumuza da, kurumlarımıza da ben 2013'teki aldığınız başarılardan bahsettirmek istiyorum. Siz de çok destek oldunuz. E, bu arada 2013. ben de kendi başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Bugün 111 yılı Yaşarken e, sevgili başkanımız Fikret Orman, engelli sporcularım da e, pastanın etrafında olacak dedi ve bizler Harika. yanındaydık. Ne güzel. Başkanım teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Evet. 2013'teki ee, başarımız. 2013'te şöyle söyleyeyim, e, asla hiç küçümsenmeyecek bir başarımız var. 12 ayda 114 madalyamız var. Avrupa şampiyonalarından, dünya şampiyonalarından ve e, puanlı katıldığımız turnuvalardan. Bunların içinde işte dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları ön plana çıkıyor. Bununla beraber sadece sportif anlamda başarılı bir federasyon değil, aynı zamanda idari olarak da başarılı bir federasyonuz diye adlandırabiliyorum. Niye? Yine 12 ayda 3.6 milyon lira aynı ve nakdi destek bulmuşuz yönetim kurulumuz olarak. Bu da küçümsenmeyecek bir rakam. Çünkü Spor Genel Müdürlüğünün bize vermiş olduğu bütçe ek ödenekle beraber 4 milyon lira. Neredeyse onların vermiş olduğu bütçe kadar biz sponsor e, desteği bulmuşuz. Şöyle Aynı söyleye söyleyebilir miyiz olarak. sevgili Başkanım? Hı. Yani e, 16 federasyona eşdeğerde olan Bedensel Engeller Spor Federasyonu e, çok cüzi bir bütçeyle e, tüm federasyonlardan daha fazla madalya getiriyor. Aynen öyle. Ee, i̇yi ki bu konuya da değindiniz ee, Sayın Genel Müdürümle. Ben bunu devamlı görüşüyorum. Geçenlerde e, Sayın bakanımızla da e, görüştüm. Sayın Bakanımıza performans değerlendirme Kurulumuz, kurulumuzun hazırlamış olduğu federasyonumuzla ilgili raporda aynen şu ifadeye yer veriliyor. Kısıtlı imkanlarla çok güzel başarılar alan bir federasyon ne güzel. ve bütçesi kesinlikle yeterli değildir. Ne güzel. Bu evet. ibare Bakan Bey'e verilen raporda geçiyor. Ama baktığınızda e, maalesef bir kısır döngüdeyiz. E, ama bunu aşacağız. Bizim de tabii katma değer yaratmamız lazım. Bizim de bir şeyleri e, gerçekleştirmemiz lazım. Her şeyi devletten beklememek lazım. Onlar da kendilerine göre haklı. Bize verilen bütçe belli diyorlar. 100 lira veriliyorsa 62 federasyon var. Bunlara pay edilecek. Yani ekstra 101 liramız yok ki diyorlar. Onlar da haklılar. 101 liranın 1 lirasını benim federasyonuma çekmem için benim proje hazırlamam lazım. Şu anda 2016 Rio projesi hazırlanıyor federasyonumuz tarafından. Ve her sene e, Sayın Genel Müdürümüz de eğer dinliyorsa buradan e, kendisine de hitap etmek istiyorum. Her sene 2,5 milyon lira gibi bir e, proje bedeli almak istiyoruz ki 2016 Rio Paralimpik oyunlarına 2012 Londra Paralimpik oyunlarına katıldığımız sporcu sayısından daha fazla sporcuyla katılalım. Daha fazla e, madalya alalım. Ülkemizi en iyi şekilde orada temsil edelim. 4 milyon lira bütçemiz var dedik. Çok az. Basketbola 2,5 milyon lira gidiyor. Sadece tekerlek sandalye basketbolumuza 2,5 milyon lira gidiyor. Bunların hepsi belgelidir. 1,5 milyon da amputa futbola gidiyor biz mucizeler yaratarak diğer 14 branşı ifa ediyoruz. Ve başkanım sizin başarınızla biz ilk defa Paralimpiklere iki sporcumuzu yollamışız. Ben de eski atletim. 400 engel koşuyordum. Olimpiyatlar, para Paralimpikler bizim için şey. O çok önceydi iki tane sporcu. İki sporcu şimdi, gidiyor ama bizim hedefimiz Olimpiyatları evet. Türkiye'de yapmak ve Paralimpiklere de ciddi bir altyapı hazırlamak sizin bizlerin görevi. Şimdi bakın yani bu bütçelerle aslında ciddi bir sorumluluk bakın, var üzerimizde. 2012 para olimpikler Derneğimiz de çok iyi çalışıyor. Tabii Türkiye Paralimpik evet, söylemek derneği. gerekiyor. Şimdi 2012 Londra oyunlarını hatırlayacak olursanız dün gibi. <laughs> Ama 2016'ya iki buçuk sene kaldı. Evet. Hiçbir şey kalmadı. Göz evet. açıp kapayana kadar geçiyor süre. Dolayısıyla hiç kimse 2016 Rio geldiği zaman paralimpik oyunları geldiği zaman bu başarısızlık niye? Niye bu kadar az sporcuyla katılıyoruz? Niye bu kadar az madalya aldık demesin diye ben bu projeyi hazırlıyorum şu anda. Çok gerekli. Evet. Yani Çünkü Ekim'de bizim sıkıntılar var oldu. Çok Özür dilerim. Bizim atıcılarımızın <laughs> bu seneden itibaren tabancalarını tüfeklerini almaları gerekiyor ki bu kalan iki buçuk sene evet. içinde bu malzemelerle müsabakaları girsinler ve 2016 <laughs> Rio'da bu malzemelerle yarışsınlar ki artı kendi uzuvlarından bir parçaymış gibi o silahlarla o malzemelerle e, atışlar yapsınlar, müsabakalara girsinler. Keza okçularımız için öyle. Keza basketbolcularımız için öyle. Ha, en son e, yine sağ olsunlar yaptıkları çok güzel şeyler var bakanlığımızın genel müdürlüğümüzün 70 adet tekerlekli sandalye basketbol alındı. Bölgesel faaliyet gösteren 35 kulübe bu sandalyeler dağıtılıyor. Birçoğuna gitti. Artı ...2013 senesinde hemen hemen tüm kulüplerimize maddi yardımlarda bulundular. Tamam. He, karınca kararınca herkesin. Ama bir şey söylemek istiyorum sevgili başkanım. Bilmiyorum, beni affedin ama galiba rekor Mehmet Ali Şahin'de. Herhalde onun döneminde en fazla yardım aldık. Doğru mu? Şimdi Doğru? tabii rakamları tam bilemediğimden dolayı. En dolayın... azından ben şöyle düşünüyorum. Onun döneminde çok sandalye dağıtımı, malzeme dağıtımı yapıyoruz. Tabii vakfımız da e, Değil mi? Vakfımız bayağı vakfımız da, biliyorsunuz. Yani de büyük katkı sağladı. 70 tane genel müdürlüğümüz verdi. Evet. Ondan önce 106 tane de tesev verdi. Evet. Yavuz Bey'in başkanlığındaki evet. vakfımız verdi. Ki bu İlk defa olan bir şey değil. Onun her sene, mi? her yani iki devlet... senede bir e, bunlar hep tekrarlayan işte burslar veriliyor. Ama dediğim gibi Yavuz Bey'in prensibi de o. Her şeyi devletten evet. beklemek Tabii. Ki. Baktığınız zaman yapısına Tabii bir açık artırma olduğu zaman ilk kendi cebinden girer Tabii açık Tabii ki bir ben, bir ben veriyorsam yani bir de devlet Biz kendimizi, rüştümüzü ispatlamış insanlarız. Biz devletten her şeyi devletten bekleyen kişiler değiliz. Evet. Ne dedim konuşmamın başında? Eğer ben bir katma değer yaratamayacaksam burada oturmamın hiçbir anlamı yok. Yaratamadığımı anladığım anda buradan çeker giderim. Şimdi... İşime gücüme bakarım. Aileme bakarım. Ama bir şeyler yaratmak için geldik. Yönetim kurulumuz. Çok güzel bir yönetim kurulu oluşturduk. Ama şunu da söylemek istiyorum. Kulüplerimizin maddi sıkıntısını çok iyi biliyorum. Evet. Şu anda iki buçuk milyon lira bizim borcumuz var. Federasyon çok ciddi bir borçtur. Ama dediğim gibi projelerle, ek ödeneklerle bunlar muhakkak aşılacaktır. Bizim federasyonumuzun bütçesinin iki katına çıkarılması gerekiyor. Şimdi sevgili başkanım, hani bu biz... Demirhan Çerifan evet. olduğundan dolayı değil. Ben Paralimpik konu, konularında Türkiye'deki en deneyimli kişilerden bir tanesi. Mutlaka. Mütevazi davranmak Mutlaka istemiyorum. Evet. Uluslararası ilişkileri en kuvvetli kişilerden bir tanesi. Evet. Zaten toplasanız üç kişi, beş kişi ya vardır ya yoktur. Dünyadaki görüşü, dünyadaki gidişatı görüp de ülkedeki sıkıntıyı bertaraf etmek ve bunu insanlara anlatıp çözüm sağlamak benim görevim. Onun için ben şu anda hiç kimseyi suçlamıyorum. Suçlamayacağım da biz büyük bir aileyiz. Federasyonumuz olsun, Genel Müdürlüğümüz olsun, Bakanlığımız olsun, Vakfımız, TSEV olsun, Türkiye Milli Para Komitesi olsun. Bunların hepsi birer saç ayağı. Yine güzel bir olay. Genel müdürlüğümüze bağlı il müdürlüklerinden 1700 e, sözleşmeli ve kadrolu antrenörü 10 paralimpik branşta kurs açılıyor. Aynen. Genel Müdürlüğümüzde bir güzel. protokol yaptık. Bu da genel müdürlüğümüzün Çok... girişimiyle e, yapıldı, başlatıldı. Sağ olsunlar onların düşüncesiydi. Bu kurslar bittiği zaman 10 paralimpik branşımızda 81 ilimizin tamamında bizim birinci kademe yardımcı antrenör düzeyinde antrenörlerimiz olmuş olacak. Bu da neyi sağlayacak? O ildeki engelli kişilerin çok daha iyi fark edilmesini sağlayacak. Onların spor alanlarına çekilmesini sağlayacak. Onların önce rehabilitasyon sonra da elit sporcu düzeyine gelmeleri için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Hiç kimsenin elinde sihirli değnek yok bir anda vurduğun anda her şey değişmiyor maalesef sizler senelerinizi verdiniz benden önce bu camiadaydınız çok emek verdiniz sizler birçok bir alanda emekler veriyorsunuz hiçbir şey aniden değişmiyor çok emek vermeniz lazım biraz önce söylediniz o gelir bu gider ee, Sayın Mehmet Ali Şahin e, farklı şeyler yapmıştır Hala zikrediliyor. şimdi ki e, Sayın Bakanımız çok duyarlı. Ben bir İş soru olur. sordum, kendisi de buradan belki duyacaktır. Paralimpik kavramını biliyor musunuz diye sordum. Sayın Başkan dedi, biz dedi ailecek çok yakınız dedi engellilere dedi. Hı. Bildiğini de söyledi. Ben de zaten o an, o anda ne demek istediğini çok iyi algıladım. Bizim için bir şans olacağı o inancındayım biz, Sayın Bakanımızın Başkanım, olması. E, biz Beşiktaş Cimnastik Kulübü olarak Türkiye'de e, engellilere en fazla değer veren kulüplerden bir tanesi olan... ki kardeş kulübümüz Galatasaray'da var. Onu, onu da takdir ediyoruz. Ama bir Beşiktaş kulübü olarak e, engelli sporun e, yöneticileri olarak da bizim önümüzde e, iki tane seçenek var. Ya 16 tane federasyon kuracağız. Bu 16 bütçe demektir. Ya da bütün engelli camiasının çok memnun o, olduğu başarılı e, ...bedensel engelliler spor federasyonumuzun bütçesini spor bakanımız yükseltecektir. Öyle zannediyorum ki ve mutlaka da istiyorum e, lütfen e, seyretmediyse bu CD'yi sayın spor bakanımızın önüne koysunlar. Bunu tüm engellilerin bir arzusu olarak e, kabul etsinler ve engelliler spor federasyonumuz çok güzel şeyler yapıyor. Daha da güzel şeyler yapabilir ama bütçenin mutlaka ve mutlaka artması gerek. Bütün engelliler son derece memnun. Biz böyle bir Beşiktaş olarak böyle bir çağrı yaptık. E Spor bakanımıza. tabii verileni de inkar etmemek lazım. Kesinlikle. E, bugüne teşekkür kadar bugüne ama. kadar ne e, verildiyse e, çoğu zaten devletimiz tarafından, bakanlığımız tarafından, genel müdürlüğümüz tarafından veriliyor. Verileni kesinlikle inkar etmemek lazım. Nankör olmamak lazım. Tabii ki inkar e, etmemek lazım. çok teşekkür ediyoruz tabii Başkanım, ki. Başkanım tabii ki inkar etmiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ancak sizin de getirtmiş olduğunuz madalyaları Bizim unutmamız mümkün değil. Yani ben de. Yani de, şimdi o madalyaları da önümüze koyduğumuz zaman, evet e, doğru şeyler yapılmış burada... ve doğru şey, e, doğru kaynaklara gitmiş demek. Şimdi şöyle bir şansımız var, sayın bakanımız e, bizleri dinliyor. Bizleri evet. dinleyen bir bakanımız var. Ne güzel. E, ondan dolayı e, hiç karamsar değilim artık. Ne güzel. Çok da ümitliyim. Bu bizim camiye, camiamız. bizim senin. camiamıza da çok olumlu e, yansıyacaktır. Gün gelecektir Sayın Bakanımızın nasıl hamilik yaptığı bu camiye çok daha rahat anlaşılacak. O zaman ben biz o de bakanımızı seviyoruz diyelim. Kesinlikle. Ayşe ablacığım sorunlar Şimdi Erdem'cim evet. geçen hafta gazetede bir rapor açıklanmış. Bu hafta tabii ben şimdi burada engellilerle ilgili güzel insanlar, iz bırakan kişileri çağırıyoruz hep farkındalık adına. Burada en büyük sıkıntımız hep erişilebilirliği konuşuyoruz. Evet. Maalesef en son gelen Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği'nin yapmış olduğu araştırmada erişim, eğitim, sağlık ve çalışma hayatı alanlarında Sorunların ciddi bir biçimde sürdüğünü gösteriyor diyor. Bu yayınlanacakmış. Şimdi burada sporcu olarak da geçmişten bizim sporcularımız spora ulaşırlarken burada da Erdemciğim o soruyu hazırlamış. Ee, şunu diyoruz: Sporcular için antrenman ve çalışma şartları, federasyon nasıl destek veriyor? Burada gerçekten yani aile sporu göndermek istiyor. Sizin bununla ilgili şikayetler oluyor mu? Yaşadığınız bir anı var mı? Bu konuyu bize açabilir misiniz? Sporcular için antrenman ve çalışma şartlarında federasyonun Şimdi, yapmış olduğu şeyler. Tabii e, bizim yapmış olduğumuz şöyle bir çalışma var. Bizim e, müsabakalarımızın olduğu salonlara biz e, federasyon temsilcilerimizi veya ...teknik komiserlerimizi tembihliyoruz. Eksiklikler var mı? Erişebilirlik, ulaşabilirlik anlamında sıkıntılar var mı? Sportif altyapı anlamında düzeni bozacak sisteme zarar verebilecek sıkıntılar var mı? Bunları da her müsabakadan sonra topluyoruz. Ve bizim tesisler dairemize veya işte tesislerden sonra genel müdür yardımcılığımıza kadar... ...konuları intikal ettiriyoruz veya il müdürlüğüyle irtibata geçiyoruz. O tesis hangi ildeyse o il müdürlüğüyle irtibata geçiyoruz. Ve sıkıntının giderilmesi için e, el birliğiyle çalışıyoruz. Aslında başkanım her spor alanının daha doğrusu her binanın erişilebilir olması gerekiyor Kesinlikle. değil mi? Yani Siz bir nevi aslında evet. buraya da destek oluyorsunuz. Yaşlıya da destek olmuş oluyorsunuz oraya ulaştığınız zaman. Ki. O raporları alıyorsunuz tabii o şekilde. Ki, tabii ki. Şimdi e, bir önceki Sayın Bakanımız zamanında Suat Kılıç e, Bakanımız zamanında da çok güzel bir proje başlatıldı. 81 e, ilimize e, engelli aracı alınması ile ilgili bir projedir bu. Ee, yaklaşık zannedersem 20-25 tane ile gitti. Ne gitti. İşte o ildeki e, ortopedik engel, bedensel engelli arkadaşlarımızın, görme engelli arkadaşlarımız veya diğer kategorideki e, engelli arkadaşlarımızın evlerinden toplanıp spor tesislerine götürülmesini sağlayan araçlar bunlar. Lifli özel donanımlar. Böyle bir proje de başlatıldı. Dediğim gibi siz ne kadar çok kamuoyunu aydınlatırsanız, e, beslerseniz farkındalık da o anlamda artıyor. Dolayısıyla Türkiye'de bu konularla ilgili bir takım girişimler başlatıldı. Ha, ne kadar hızlı gidiyor, ne kadar yavaş gidiyor, ne kadar verim alınıyor, onu tabii ki federasyonun görmesi çok zor. Orada e, görev kulüplerimize ve il müdürlüklerimize düşüyor. Oradaki engellilerin bu tür sıkıntılarını bertaraf etmek ve hayatlarını kolaylaştırmak adına. Hep baktığınız zaman bununla ilgili belli e, kanunlar da var. Mimari engellerin ortadan kaldırılması, e, mevcut yapıların e, tadilat yapılıp adapte edilip engellilerin ulaşabilir ve erişebilirliğini sağlanması ile ilgili. Bu da herhalde kanun son senelerine son günlerine girildi bir uzatıldı. Şimdi tekrar sonuna doğru geliniyor. Ama tabii ben yani oturduğum iş yerimde e, kaldırıma rampa yaptırdım. Rampa yaptırdığım yerin hemen birer metre e, yan, yanına da sağına ve soluna birer tane de duba Mantar. yaptırdım değil ki mi? o rampanın önüne bir araba gelip park etmesin. Niye? Benim ziyaretçi, engelli arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, idarecilerim bana rahatlıkla Eşim gelsinler. Isterim. Artı bir rampada içeriye doğru yaptırdım. Ne güzel Geçen anlılık. geçen gördüm ki gel, sadece benim misafirim değil ki. Apartmanda yaşlı teyzemiz var. E, ailesi bir yerden bir yere götürürken tekerlek sandalye oturtturuyor. Onunla götürüyor. Genç yeni evli bir e, komşumuz var. E, çocukları var. Çocuklarını pusetle oradan götürüyor. Yani, doğru yani evet, hepimizin hayatını kolaylaştırıyor. Geçen ya. ben İstanbul'a geldim. Oğlanla işte geçen dediğim herhalde bir buçuk sene falan oldu. Pusetini de getirdik arabasını. E, Bağdat Caddesi'ne gideceğiz. E, gerçekten kaldırımdan aşağı indirecek rampa bulamadım. Bakın Ve Bağdat Caddesi İstanbul'un İstanbul'da. Evet. Bağdat Caddesi'ne evet. çıkan ara yoldu. Bilmiyorum e, kimsenin günahını <laughs> almayayım. Bağdat Caddesi'nde belki vardır, yoktur onu bilemiyorum ama Bağdat Caddesi'ne çıkan bir arayoldu. Kaldırımda maşallah 40 santimlik falan bir kaldırımdı. Hep onu düşündüm ya buradan sadece engelli geçmek, ki. benim gibi çocuğunu zaman. götüren insanlar var, ailem var, yaşlılar var. Pazara gidip pazar arabasını taşıyan yaşlı insanlar olabilir, güçten kuvvetten düşmüş insanlar olabilir. Dolayısıyla biraz önce dediniz herkes engelli adayıdır. Yani engelli adayı olmak sadece bir anda bir beyniniz, beyninizdeki bir damarın tıkanıp felç olmanız anlamına gelmiyor ki. Yaşlanacaksınız. Belki Allah eskilesin düşeceksiniz, bir tarafınızı inciteceksiniz, yürüyemeyeceksiniz, tekerlek sandalyeye bineceksiniz. Her şey olabilir. Yani baktığınız zaman karıncayı görebiliyorsanız bunları da görmeniz lazım. İşte bu insanlık adına çok önemli bir fazilettir. Karıncayı gören bunu da görür ama karıncayı göremeyen, onun varlığına inanamayan, onun yaradana inanamayan insanlar bu camiayı de göremez. Çok Şimdi başkanım şeyde o 97'lerde de en büyük işe Yavuz Koca Ömer'de derdi. Sonra mutlaka sizin bütün projelerde vardır. Mesela İstanbul'da her ilçede mutlaka engelliler spor yapma imkanını bulması lazım. Her çocuğun aslında her mahallede engelliler çok özel, normal insanların da spor yapacağı yer çok çok önemli. Şimdi lisanslı sporcular da çok önemli. Bunlarla ilgili nasıl çalışmalar yapıyoruz federasyon olarak, onlara nasıl lisans kazandırıyoruz? ...bedensel engelli sporcumuzun lisans kollarında... ...ben, ben çoğunuz... ...çok çoğaldığını biliyorum. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> e, söyleyeyim aslında biliyorum. lisanslı sporcu sayımız... ...bizim yaklaşık 3.000-3.500 e, civarı. Tabii bunu kontrol etmek... ...o kadar kolay değil. Yani e, lisansını bize yaptıran var... ...yaptırmayan var. Vize yaptırmayan bu sene belki yapmıyor sporu... ...ama gelecek sene yapacak. Dolayısıyla dört dörtlük bir bilgi elimizde yok. Ama şunu e, söylemek istiyorum... ...lisanslı sporcu sayımız yeterli mi... Yetersizin de altında yetersiz. Yani e, Yavuz Bey'le devamlı görüşüyoruz. Almanya'daki bedensel engel lisans spor sayısı 500 bin. Ancak Türkiye'nin... 500 bin, e, bizde 3 bin. 3 bin, 3 bin Ama 500. Tü evet. Ama Türkiye'nin nereden nereye geldiğine de bir baktığımızda ya, çok hızlı gelmişiz bakın, buraya. Bakın geliyoruz da biz bir Türkiye şampiyonası yapıyoruz yüzmede. Hadi diyelim ki 100 kişi katıldı. Evet. Atıcılıkta yapıyoruz. 50 kişi katıldı. Okçulukta yapıyoruz. 50 kişi katıldı. Bilek güreşinde yapıyoruz. 100 kişi katıldı. Ya yeterli mi? Hiç yeterli değil. Değil tabii. Koskocaman ki. 75 77 milyon nüfuslu bir ülkesin. Çok yani yani eğer bir Türkiye geliyor. şampiyonasına bu kadar az sporcu katılıyorsa demek ki burada bir sıkıntı var. Tabii ki. Yani ama bunlar çözülemeyecek sıkıntı değil <laughs> kesinlikle. Ben geçen Ricaetler oğlumun okuluna masa tenisi milli takımını götürdüm. Anaokulu öğrencileri e, yaklaşık 100-200 e, ufacık çocuklar, 5-6 yaşlarında, ilk önce bir şeye benzetemediler tabii çocuklar, durdular. E, sıra kendilerine gelene kadar kendilerini falan anlattılar. Tekerlek sandalyede bazıları, bazıları normal. E, ayakta oynuyorlar. Neyse, hadi dedik bir gösterim maçı yapsın abiler ablalar sizlere dedik. Bizimkiler masanın başına geçti biri bir başına, öbürü bir başına. ...bir oynamaya başladılar... ...çocukların ağzı açıkta kaldı... ...bizim insanımız zannediyor ki... ...bizimkiler ellerini kollarını sallaya sallaya... ...Avrupa ve Dünya şampiyonalarına gidiyorlar... Değil ...hayır... değil. ...o kadar elit sporcular ki bunlar... ...artık o rehabilitasyon sürecini tamamlayıp... ...gerçekten sorduğunuzda ben engelliyim falan değil, değil de... ...ben sporcuyum der direkt... ...o kadar Tabii. özgüveni vardır... Ve onlar ...takır gerçekten takır oynadılar... Sporcu. ...ve beden eğitimi zümre başkanı... <laughs> Bana dedi ki bunu dedi bir de lisede yapalım da dedi bizimkiler de görsün. <laughs> hani tam evet. deli çağları böyle gençlerin deli dolu çağları. Tam model olacak Ondan diye. Ondan sonra dakika. görsünler. Yani şimdi ben orada neyi kazandım? Bana servetleri verseniz, dünyaları bağışlasanız belki o kadar sevinmez. Ama oradaki 100, 200 tane gencecik, ufacık Çocuğum, çocuk, çocuk altı evet. 5-6 yaşında engelli abiler masa tenisi oynuyor. Bunlar Onların hayat şey olduğu aslında. müddetçe beyinlerinden silinmeyecek. Yani biz bu tür şeylerle e, eğleniyoruz, <laughs> keyif alıyoruz. Geçen yine bir e, büyüğümüzle konuşuyoruz. Ya bana ek ödenek vermişler diyorum şu kadar. Yemin ederim sanki şirketim kar etmiş kadar seviniyorum. Tabii çünkü Sanki, gibi sanki, sanki şey. para cebime girmiş gibi seviniyorum. Bazen duruyorum Demirhan sen niye o kadar seviniyorsun falan diyorum. Yani ama Kimse yanlış anlamasın bulacaksın. ben maaşlı çalışan bir insan değilim. Ama o ben gönüllülük değil, değil esasıyla değil çalışan ben. bir insanım ve Allah esirgesin herhangi bir yanlışımızda da 657'ye tabi devlet memuru gibi ağır cezada yargılanabilecek bir pozisyondayım. Allah hiç kimseye tabii böyle Abi. şeyler nasip etmesin. Ama şu ek bütçe biliyorsunuz ki birkaç tane daha fazla engelliye spor yaptırmak demektir. Tabii ki. O yüzden tabii. Bir sürü aile yapacak. Evet. Şimdi ben tabii ki eskiye gidince tenis, şey, tenis olayı geldiğinde Yavuz abinin de inanılmaz. İlk geldi federasyona tenis olacak dedi. Yavuz abinin her branşta. Bu Yavuz abiyi şey yapalım bir gün de onu da konu kalalım Yavuz başkanımızı. Onu Şimdi çok Yavuz zor. başkanım, onun çok güzel hikayeleri var. Evet. Aslında buradan evet. biliyorum onu Eee şey, Çırağan Otelinde bile onun çok güzel bir anısı evet. vardı. Hala orada şey yaparsınız siz. bir balo yapılır balon balonumuz balo Ve yapayım. gerçekten Avrupa'da yaşamanın, görgülü evet. olmanın, birikimli olmanın faydası belki. Biz haklarımızda sıkıntılar yaratıyoruz. Yavuz abi bunu biliyordu. O dönemde ciddi bir kaza geçiriyor havuz başında. kulağına evet. bir şey geliyor ve onunla ilgili konuştuğunda onlar da diyorlar ki bundan sonra biz size imece yapalım. Siz bize Bulaşmayın bu konuda. Evet, evet bizim hatamız vardı ama biz size e, engelliler yararına burada balo verelim diyor. Benim çok örnek aldığım bir şeydir o. Anıdır. Arkasından ilk mimar oldum. Hülya Afşar'ın evini yapmıştım. Buradan da ona da sevgilerimizi gönderelim. Emre Afşar da ayrıdır. Şimdi orada dedi ki biz dedi tenis olayını Hülya'yı da. Hülya da tenise bir şey getirdi. Yok, da getirdi. gerçekten tenise Sağ olsun, emek getirdi. verdi. Şimdi Mart ayında Antalya'ya gidiyormuşuz. Ben bir de Antalyalıyım ya. Bu, evet, bundan da bahseder evet, misiniz evet, başkanım? Şöyle, tenislerle e, ilgili. Mart ayında. Bir yerden bağlıyorum soruyor başkan. Bir araya gidebilir miyiz Ayşe ablacığım? Sonra Antalya'daki gidelim. Bir tenisimiz Antalya'ya tamam. dönelim. Evet Kemal.